Son birkaç yıldır gözlerimiz Rusya, Katar ve Çin liglerindeydi. Otoriter rejimlerle yönetilen bu ülkeler dünya yıldızlarına astronomik paralar ödedi. Son olarak Cristiano Ronaldo ve Kerim Benzema gibi futbolun dev isimleri ilgi çekici bir biçimde Suudi Arabistan'a transfer olma kararı aldı. Tabi burada kimse paranın gücünü inkar etmiyor. Fakat bu transferlerin ardında yatan bambaşka gerekçeler var. Suudi Arabistan neden emekliliğe gelmiş isimlere astronomik ücretler ödüyor? Ülke tanıtımı için mi? Futbola olan ilgiyi artırıp ülkelerinde futbolu geliştirmek için mi? Parayı harcayacak yer bulamadıkları için mi? Bunlardan bazılarının elbette etkisi var fakat asıl gerekçesi sandığımızdan farklı. Tabi bunu açıklamadan önce uluslararası diplomasideki bazı kavramlardan bahsedip Suudi Arabistan'ın siyasi tarihine değinmemiz gerekiyor ki konu tam olarak anlaşılabilsin. O yüzden baştan uyarmak istiyorum. Klasik bir futbol yatırım ve gelişim hikayesi bekliyorsanız doğru yerde değilsiniz. Bölüm 1. Sert güç ve yumuşak güç. Amerikalı siyaset bilimci Joseph Nye 1980'lerde uluslararası politika alanında iki kavramı ele aldı. Sert güç ve yumuşak güç. Sert güç bir devletin diğer devlete veya gruba askeri, diplomatik veya ekonomik yaptırımlar uygulayarak onu tesir altında bırakması anlamına geliyor. Örnek ABD'nin Afganistan ve Irak işgali veya Küba'ya uygulanan ekonomik ambargo. Yumuşak güç ise sert gücün emredici ve baskıcı yönünün aksine daha çok iletişim kurma ve kültürel açıdan etkileme anlamına geliyor. Güney Kore'nin drama dizileri ve K-pop akımı, Japonya'nın animeleri ve ileri teknolojisi birer yumuşak güç örneği. Ya da Türk dizilerinin yabancı ülkelerde bıraktığı etki bir diğer yumuşak güç örneği. Keza Çin'in dünyanın her yerinde Confucius Enstitüsü kurması da buna bir örnek. Neymiş yumuşak gücün olayı? Kültürle diplomasi geliştirme, sempatik görünme. Yumuşak güç bizim videomuz açısından önemli. Yumuşak güçle hikayenizi iyi anlatabilirseniz karşınızdakinizi hiç zorlamaya gerek kalmadan ikna edebilir ve ilişkilerinizi geliştirebilirsiniz. İşte bu noktada kimi devletler kültürü, kimileri hamburger ve sushi'yi, kimileri ise sporu bir soft power yani yumuşak güç olarak görüp diğer devletlerle ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. 2000'li yılların başında Rus oligarkların Avrupa'da kulüp satın alması Rusya'nın Avrupa devletleriyle olan ilişkilerini güçlendirdi. Yine Çin'in olimpiyatlara düzenlemesi, futbola yaptığı yatırımlar, Katar'ın Dünya Kupası'na ev sahipliği yapması hep yumuşak gücün bir parçası. Bölüm 2. Suudi Arabistan. Şimdi buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Gelelim Suudi Arabistan ve yumuşak güç meselesine. Suudiler neden yumuşak güce başvuruyor? Biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın tek gelir kaynağı petrol. 2000 yılında dünyanın 1 numaralı petrol üreticisi olan Suudi Arabistan, dünyanın 1 numaralı petrol tüketicisi ABD ile yaklaşık 70 yıldır iyi ilişkilere sahipti. ABD Suudi Arabistan'ı iki sebepten ötürü yanında tutuyordu. Birincisi tabii ki petrol. Petrol, Amerikan ulusal güvenliğinin birinci önceliğiydi. Amerika'nın iyi ilişkilere sahip olmasının ikinci sebebi Orta Doğu'da ABD'nin en sağlıklı müttefiklerinden biri olması ve Irak karşısında bir üs olarak kullanılması. Bir de ABD'nin uçak ve tanklarını satın alan zengin bir müşteri olmasını da bunlara ekleyebiliriz. 11 Eylül saldırılarında bu iki ülke arasında ipler kopma noktasına geldi çünkü saldırılarda uçak kaçıran 19 hava korsanının 15'i Suudi Arabistan pasaportuna sahipti. ABD raporlarında Suudi yetkililerin El-Kaide terör örgütünün ve 11 Eylül saldırılarının finansörü olduğu yazılıydı. ABD Suudi Arabistan'ı işgal edip kutsal şehirler Mekke ve Medine'yi ılımlı Müslümanlardan oluşan bir komiteye devredecekti. Çünkü onlara göre Vahabi Suudlar aşırı İslamcıydı ve terör eğilimliydi. Zaten bir süredir küresel terörizm eşittir Suudi Arabistan algısı vardı ve bu giderek artıyordu. Bu sebebin nedeni Suudi'ydi bilenleriniz vardır. Tabi sonradan ABD ve Kraliyet ailesi aralarını düzeltti. Fakat Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrilmesi ve İran'ın bölgedeki gücünü arttırmaya başlaması Suudileri karmaşık bir jeopolitik ortama soktu. İran karşısında savunma harcamalarını arttırdı. Bu da üretim faaliyetinde bulunmayan Suudi Arabistan için bütçede açık anlamına geliyordu. Ama sorunlar sadece bununla sınırlı değildi. 2010 yılına geldiğimizde Arap dünyası Arap baharıyla sarsıldı. Sokaktaki insanlar demokrasi, özgürlük ve insan hakları talep ediyordu ve baskıcı rejimlere karşı eylemler düzenliyordu. Bu protestolar kısa sürede Suudi Arabistan'a ulaştı. Arap dünyası şiddet olaylarıyla sarsılırken Suudi Arabistan'da Kral Abdullah eğitim desteği, elektrik faturası ödeme, memurlara %15 zam ve 180 bin kişiye devlet memurluğu gibi vaatlerle toplumsal olayların büyümesini engelledi. Ama kitlesel bir huzursuzluğun yaşanmasından tedirgin oluyordu. Son olarak Suudi Arabistan Arap Birliği'ndeki zengin ülkelerden biriydi fakat İslam dünyasının güçlü aktörlerinden biri değildi. Kral Selman bin Abdülaziz 2015'te yani bu 4 sıkıntının devam ettiği bir dönemde tahta çıktı. El-Kaide ve DAEŞ ülkede aktifti. Petrol fiyatları 120 dolardan 40 dolara kadar gerilemişti ve bütçe eskisi kadar güçlü değildi. Artan genç nüfusun iktidarla ilişkileri limoniydi ve Suudi Arabistan elini masaya vuran ağırlığını hissettiren bir ülke görüntüsü vermiyordu. Kısaca bir imaj sorunu vardı. Bunun çözümü ise yumuşak güçteydi. Kral Selman bin Abdülaziz, oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı çeşitli konularda yetkilendirdi. Veliaht Prens'i hatırladınız mı? Newcastle United'ı satın alan kişi. Prens Muhammed bin Selman bütün sorunları aşabilmek ve ülkenin imajını düzeltmek için Vizyon 2030'u devreye soktu. Peki neydi bu Vizyon 2030? Suudi Arabistan ekonomisi artık sadece petrole dayalı olmayacak, aynı zamanda üreten bir ekonomiye sahip olacaktı. 16 nükleer tesisle birlikte güneş ve rüzgar enerji santralleri planlandı.
petrolsüz bir geleceğin temelleri atıldı. Özel sektörün de varlığıyla birlikte turizm, tarım, otomotiv, inşaat, eğitim, madencilik, bilişim, teknoloji, yenilenebilir enerji ve savunma sanayi alanlarında faaliyet göstererek başta ABD olmak üzere dışa bağımlılık azaltılacaktı. Bu proje gerçekten işe yaradı. Petrol dışı gelir kısa sürede 7 katına ulaştı. ABD rahatsız olsa da Çin ve Rusya ile ticari ilişkiler geliştirildi. Tabii ülkede ekonomik reform yapabilmek için toplumu da değiştirmek gerekiyordu. Kadınlara ehliyet alma, yalnız yaşama ve seyahat etme, doktor, hemşire, asker, öğretmen olabilme, iş kurabilme ve kamusal alana katılma gibi toplumsal haklar veren Suudi Arabistan, böylece kadınları sadece iş gücüne dahil etmekle kalmadı, aynı zamanda bu yenilikler sayesinde iş gücü ve verimliliği de arttırdı. Özel sektör hareketlendi. Ülkede 35 yıl sonra sinema açıldı. Bu da %50'si 25 yaşın altında olan genç Suudi nüfus için olumlu gelişmeydi. Peki bu gelişmeye kimler karşı çıktı? Ülkedeki dini elitler. Ülkede reformlara karşı olan dini elitler ve birçok kraliyet mensubu tutuklandı. Onların güçlerini kırmak için toplumsal reformları destekleyen alimler göreve getirildi. Yani reformlar dini gerekçelere dayandırıldı ve meşruluğu sağlandı. İmaj çalışmaları için yumuşak güçle birlikte ılımlı İslam ülkesi gibi hareket etmeye başladılar. ABD'de evangelistlerle ve Yahudilerle iyi ilişkiler kuruldu. Böylece terörizm destekçisi ve düşmanca davranan bir ülke görüntüsünden uzaklaşılmaya çalışıldı. Suudlar bir yandan Çin'le ilişkilerini geliştirdi ama Çin'in Uygur politikasını eleştirmekten kaçındı. Bir yandan Putin'le askeri işbirliği imzalandı ve Arap dünyasının etkili gücü olundu. Uzun yıllardır gerilim halinde oldukları İran'la arayı 2023 yılında düzeltme kararı aldılar. Türkiye ilişkilerinden de bahsetmek isterdim ama konudan sapmak istemiyorum. Suudilerin bir de NEOM isimli inanılmaz bir kent projesi var. Maliyeti tam 500 milyar dolar olan bu 170 kilometre uzunluğundaki çizgisel kent dünyanın en büyük inşaat projesi. İşte bu bahsettiğimiz gelişmelerin önemli bir kısmı aslında birer yumuşak güç girişimi. Kadınlara verilen haklar, çevre dostu yatırımlar ve NEOM projesi dünya genelinde Suudi Arabistan'ın imajını yumuşak güçle değiştiriyor. Peki spor bunun neresinde? Bölüm 3. Suudi Arabistan ve spor. Suudlar imaj düzeltme çalışmalarına sporu da ekledi. 2030 yılına kadar nüfusun %40'ının spora katılımı hedeflendi. Golf, snooker, boks, basketbol ve e-spor dışında MotoGP, Dakar Rally ve Formula 1'e kancayı attılar. 2029'da kar yağmayan Suudi Arabistan'da Asya kış oyunlarına ev sahipliği yapacaklar. Ama elbette dünyanın en çok izlenen sporu futbolsuz bir imaj çalışması olmaz. 2017'de kadınların tribünlere girmesi yasaktı. 2018'de ailelerin de tribüne girmesine izin verildi ve katılım %152 arttı. Daha önceden kız okullarına spor dersi yoktu, spor dersi eklendi. 2020'de Kadınlar Futbol Ligi kuruldu. Şu an 6000 lisanslı kadın sporcu var. Veliaht Prens, Suudi Arabistan kadın milli futbol takımının kurulmasına karar verdi ve buna şiddetle karşı çıkan dini elitlerin sesini kesti. Şu an 50.000 kız sporcu okullar liginde mücadele ediyor. 2025 yılına kadar ülkede 8.000 kişiye antrenörlük lisansı verilecek, 2500 hakem özel eğitim alacak. Onun dışında Suudi futbolcuların gelişmesi için 9 oyuncu İspanya'da çeşitli seviyelerde takımlara kiralandı. İspanya Süper Kupası yarı final ve final karşılaşmaları İspanya'da değil Suudi Arabistan'da oynanıyor ve 2030 yılına kadar oynanmaya devam edecek. 2020'de İspanyol kulübü Almeria'yı satın aldılar. 2025 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 2027 Asya Kupası Suudi Arabistan'da düzenlenecek. 2030 Dünya Kupası'na da ev sahipliği yapmak istiyorlar. E biliyorsunuz son olarak Premier Lig kulüplerinden Newcastle United satın alıp dünya futbol gündemini sarstılar ve Cristiano Ronaldo ve Benzema gibi isimleri kendi liglerine transfer edip bütün dünyanın dikkatini çektiler. Yıldız transferlerine de devam edecekler. Ayrıca futbol projesinin bir parçası olarak ülkenin en büyük 4 kulübü olan İttihat, El Ahli, El Nasr ve El Hilal'in %75'i devlet kontrolüne geçti. 2030'a kadar ligin piyasa değerini 2 milyar doların üstüne çıkarmayı hedefliyorlar. Bir de son dönemde Suudi Arabistan'ın UEFA'ya katılıp kulüplerin de Avrupa'da mücadele edeceği yönünde dedikodular var. Adamlar kafayı futbolla bozmuş. Irak'ta 100.000 kişilik stadyum inşa etme sözü verdiklerini de hatırlatayım. Şu gördüğünüz sıralama Dünya Yumuşak Güç Endeksi. Birleşik Arap Emirlikleri ilk 10'da. Futbol yumuşak gücün oluşmasında hayli etkili. Keza Katar da benzer bir atılım yaptı. Suudi Arabistan'ın bu ülkelerin gerisinde kalması beklenemezdi. Aynı stratejiyi uygulamaya karar verdiler ve futbolu bir yumuşak güç aracı olarak kullanmaya başladılar. Bölüm 4. Sporla aklama. Yumuşak güç, spor ve imaj düzeltmenin ardından yeni bir kavrama geçiyoruz. O da sporla aklama ya da İngilizcesini söylersek sports washing. Sporla aklama, devletlerin uluslararası sahnede imajlarını süslü bir biçimde yeniden inşa etmek için sporun büyülü dünyasını kullanması anlamına geliyor. Bu bir propaganda yöntemi ve spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak bir kulüp satın alarak veya sponsorluk anlaşmalarıyla gerçekleştirilebiliyor.
Hatırlarsanız 2022 Dünya Kupası öncesinde birçok insan Katar'a karşı boykot hareketi başlatmıştı. İddialara göre 6500 işçi hayatını kaybetmişti ve bir kölelik düzeni söz konusuydu. İnsan hakları ihlali sebebiyle Avrupa'da protestolar düzenlendi. Fakat bunlar az etki bıraktı. Çünkü yapılan yatırımlar ve Messi'nin geleneksel kıyafette Dünya Kupası'nı kaldırması çok daha fazla konuşuldu. Katar uluslararası arenada sempati kazandı ve imajı düzeldi ya da var olan sorunlar görmezden gelindi. Sporla aklımının ilk örneklerinden biri 1936 Berlin Olimpiyatları. Açılış töreninde barışı temsil eden 30 bin güvercin uçuruldu. Barışı temsil eden zeytin dalı Hitler'e takdim edildi. Olimpiyat meşalesinin adı Barış Meşalesi'ydi. Olimpiyatların sona ermesiyle birlikte Almanya'da görev yapan yabancı basın mensupları misafirperverlikten oldukça memnundu. New York Times'ta Almanya'nın müreffeh ve mutlu bir ülke olduğu, Almanların barışsever insanlar olduğu yazılıyordu. Halbuki arka planda toplama kampları kuruluyordu. 3 yıl içinde de 2. Dünya Savaşı başlayacaktı. Sporla aklamanın yakın dönemde de örnekleri var. Rus oligarkların Avrupa'da kulüp satın alıp bütün ilgi üzerlerine çektiklerini söylemiştim. Rusya'da Putin'e muhalif isimler faili meçhul cinayetlere kurban giderken Avrupa'da insanlar cinayetleri ve baskıcı rejim değil Abramovich'in kurduğu takımı konuşuyordu. Çin'in de sicili kabarık. Sincan Uygur bölgesindeki baskı, Hong Kong protestolarına sert müdahale ve Tibet'teki tutumu sebebiyle eleştirilse de Çin hem olimpiyatlara ev sahipliği yaptı hem de dünya yıldızlarına oluşan bir lige sahip oldu. Böylece kötü imajı örtbas edildi. Bahreyn'de düzenlenen Formula 1 yarışları da boykot edildi. Azerbaycan'da düzenlenen 2015 Avrupa oyunları Batılılar tarafından sporla aklanma olarak yorumlandı. Ve malum 2022 Katar Dünya Kupası. Tabi sporla aklanmanın sadece otoriter rejimlerle uygulandığını söylemek doğru olmaz. Kimi kaynaklarda demokratik rejimlerin de sporla aklama yaptığı söyleniyor. Yani Batı'nın çok da masum olmadığını ifade ediyorlar. 11 Eylül olayları sonrasında Afganistan'a saldırıyla birlikte sivil ölümlere sebep olan ABD 2002 yılında düzenlenen Salt Lake Kış Olimpiyatları'nda kendi vatandaşlarına burası dünyanın en güvenli ülkesidir mesajını veriyordu. Yine 2012 Londra Olimpiyatları sporla aklamanın örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Açılış töreninde sanayileşme, demokrasi, çok kültürlülük, çocuk edebiyatı ve sivil hakları vurgusu yapan İngiltere'nin geçmişi, sömürgecilik, İrlanda'ya baskı, çocuk işçiliği ve çevre felaketleriyle dolu. Sporla yani görkemli açılış töreniyle birlikte bunların üstünün kapatıldığı söyleniyor. Tabii bu perspektiften bakarsak daha bir sürü örnek bulabiliriz. Peki Suudi Arabistan sporla aklama yapıyor mu? 2015'te Yemen'de kanlı saldırılar, Cemal Kaşıkçı gibi faili meçhul cinayetler, içlerinde çocukların da bulunduğu muhaliflerin tutuklanması, toplu idamlar, bunlar Suudi Arabistan'a yöneltilen suçlamalar ve sporla aklama yaparak bunların üstünün örtüldüğü söyleniyor. Siz Ronaldo'nun transferini konuşuyorsunuz ama arka planda bunlar oluyor deniyor. Yani sporla aklama yaptığı birçok batılı kaynak tarafından yazılıp çiziliyor. Suudi Arabistan'ın spora yönelik girişimleri ve yatırımları kimi kesimleri özellikle Batı dünyasını ikna edemiyor. Kadınlar Dünya Kupası'na sponsor olup FIFA ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştılar fakat kadın futbolcular Suudi Arabistan'daki kadın hakları ihlali sebebiyle tepki gösterince sponsorluk geri çekilmek zorunda kalındı. Formula 1 yarışları öncesinde de insan hakları savunucuları ülkede sosyal reformların yapıldığını ama muhaliflerin hiç olmadığı kadar baskı altında tutulduklarını, idamların devam ettiğini ve sporla aklama yapıldığını dile getirdi. Suudi Arabistan'ın sporla aklamadan ziyade geleceğini inşa ettiğini söyleyen, yapılan yatırımları ve atılan adımları spor tutkusuyla bağdaştıran Avrupalı akademisyenler de var. Çin ve Katar spor yatırımları sayesinde birçok madalyalı sporcu yetiştirdi. Özellikle Katar'ın Aspire Akademi isimli projesinden yetişen olimpik sporcular yakın zamanda elmastik ve olimpiyatlarda birçok madalya kazandı. Suudi Arabistan'ın ortaya koyduğu Vizyon 2030 sadece ekonomik bir amaç değil, aynı zamanda ülkenin genç nüfusuna yönelik bir girişim. Otoriter rejimlerle yönetilen ülkelerin futbola yatırım yapma hakkı yok mu? Komşuları Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar önemli işlere imza atarken pek itiraz eden yok. Suudi Arabistan'a neden itiraz ediliyor? Suudi Arabistan'ın dünya devletleriyle arası giderek iyileşiyor. Ayrıca ülkede kısıtlı da olsa demokratik adımlar atılıyor. Kadın futbol ligi kuruldu. 5 yıl önce bunlar hayal bile edilemiyordu. Bunlar birer gelişme değil mi? Suudi Arabistan gelecek nesilleri düşünerek spora yatırım yapıyor. Batılılar sporla aklama yapmıyor mu? Gibi sorular soran Suudi Arabistan'ın sporla aklama yapmadığını ve güzel işlere imza attığını söyleyen akademisyenler, yazarlar hatta Yahudi din adamları var. Son olarak Suudi Arabistan'ın futbol yatırımlarına eleştirel açıdan da bakabiliriz. Çin'in ve Rusya'nın pahalı transfer politikalarının pek de işe yaramadığını ve bu düşünceyi terk ettiklerini söyleyebiliriz. Çin şu an bir futbolcuya vereceği parayla yüzlerce sporcu yetiştirebiliyor. Keza Katar da öyle. Suudi Arabistan da yakın gelecekte pahalı transfer politikasından vazgeçebilir. Bunun dışında daha önce de söylediğimiz gibi Suudi Arabistan devleti 4 büyük kulübün %75 hissesini satın aldı ve kontrol şu an devletin elinde. Peki diğer kulüpler ne olacak? Rekabet edebilecek güçteler mi? Yani Suudi Arabistan liginde bir dengesizlik söz konusu olabilir. Yine UEFA'ya başvurup Avrupa kupalarında mücadele et
etme arzularının paranın gücüyle bir ilişkisi olduğunu sorgulayabiliriz. Tabi bu ne kadar doğru, ne kadar gerçek veya da gerçekleşecek mi bilmiyoruz. Bakalım Suudi Arabistan'a kimler transfer olacak? Suudi Arabistan futbolu gelişebilecek mi? Avrupa'ya katılabilecekler mi? Bu soruların cevabını çok merak ediyorum. Videoya önce yumuşak güç tanımından başladık. Sonra Suudi Arabistan'ın geçmişinden ve neden yumuşak güce başvurduğundan bahsettik. Son olarak da sporla aklama kavramını ele aldık. Suudi Arabistan'ın sporla aklama yapıp yapmadığına dair destekleyici ve karşıt görüşlerin perspektiflerinden bakmaya çalıştık. Biraz karmaşık ve derin bir çalışma oldu ama genel olarak sporla aklama ve Suudi Arabistan konusunu anlatabildiğimi düşünüyorum. Tabii bütün detaylara girip ana konudan kopmanın bir mantığı yok. O yüzden mümkün olduğunca futbol ekseninden ayrılmamaya çalıştım. Ben Mr. Manager, umarım bu çalışmayı beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.